Spout'un geri vites devresi ve son montajı. Bu devrede ikisi bir arada. Hem ileri hem de geri gitme yeteneğini tek bir devrede birleştirdik. Çünkü tek kutuplu, çift yönlü, mandallı anahtar adı verilen bir parça kullandık. Mandallı denmesinin sebebi buradaki mandal. Tek kutuplu, çift yönlü olmasının sebebi ise buradaki tek kutup ve bu iki yön. Bu kontaklar böyle adlandırılıyor. Anahtarı kapatarak elektrik akımını başlatıyoruz. Motorun döndüğünü görüyorsunuz. Motorun dönüş yönünü tersine çevirmek için bu mandala basıyoruz. Görüyorsunuz, motor ters yönde dönmeye başladı. Peki bu nasıl oluyor? Anahtarın içindeki kontak, pozitif uca bağlı kırmızı kablodan ayrılarak, negatif uca bağlı mavi kabloya temas ediyor. Bu, akım yönünün ters dönmesine neden oluyor. Peki o nasıl oluyor diye soracak olursanız, her yön için bir pil kullanılıyor. Normal şartlarda motoru bu yönde döndüren gücü bu pil sağlıyor. Mandala basıldığında ise bu pil devreye giriyor ve akım yönü tersine dönmüş oluyor. Bu sayede motor ileriye ve geriye doğru dönebiliyor. Bu düzeneye bir anahtar ve bir motor daha eklersek, Spout'un ileri, geri, sağa ve sola gitmesini sağlayabilirsiniz. İşte, daha önce bahsettiğimiz tüm devrelerin birleşimi. Işıklar bunlar. Anahtarlı ışık devresi de bu. Hayır, yok, bu. Görüyorsunuz, devreyi kapattığımızda ışıklar yanıyor. Burada da motor devremiz var. Burada iki adet tek kutuplu, çift yönlü mandal anahtar yer alıyor. Bu anahtarların kesiti böyle görünüyor. Bu işte. Anahtarları mandallarına lehimlediğimiz bu ataçlarla uzattık. Bunlar hem bir nevi tampon vazifesi görüyor, hem de robot bir duvara çarptığında kuvveti anahtarlara ileten birer manivela işlevi görüyor. Evet, açalım bakalım. Gördüğünüz gibi, motorlar şu an bu yönde. Spout'u ileri doğru hareket ettirecek şekilde dönüyor. Robot bir duvara çarptığında, bu taraftan bir darbe aldığında, bu motor ters yönde dönmeye başlıyor. Duvara bu taraftan çarptığında ise, bu motorun yönü değişiyor. Tekrar edeyim. Bu anahtarlar, motordan geçen akımın yönünü değiştirmeye yarıyor. Mesela şu an akım tek bir pilden tek bir yönde sağlanıyor. Anahtara basıldığında bu pil devreden çıkıyor ve diğer pil devreye giriyor. Böylece motordan geçen akımın yönü değişiyor ve motor ters yönde dönmeye başlıyor. Yani Spout geri vitese takmış oluyor. Eğer iki anten birden duvara çarparsa, iki motor birden ters yönde dönmeye başlıyor. İşte Spout böyle çalışıyor.